28 Ekim 2023 Cumartesi. Evet kıymetli dostlarım, şu anda Ohrid Gölü'nü tekne turu yapmaktayız. Şu anda Ohrid şehrini, bir mahallesini görüyorsunuz. Burası Türkiye'mizdeki Safranbolu evleriyle eşdeğerde olan evler. Buranın bir diğer özelliği ise yamaçtaki evlerin hepsinin de en azından bir iki odasının göl manzaralı olması. Öndeki evler hiçbir zaman arkadaki evlerin manzarasını kapatmamaktadır. Ohrid Gölü Makedonya'nın batısı ile Arnavutluğun doğusunun arasında bulunmaktadır. Her iki ülkede bu gölün kenarında sahili bulunmaktadır. Gölün uzunluğu 34-30 kilometre, genişliği ise 14 kilometredir. Toprak alanı 349 kilometre kare. Bu gölün özelliği ülkemizdeki Eğirdir Gölü ile olan benzerliği çok fazladır. Eğirdir Gölü 400 kilometre kareden biraz fazla. Buradan az bir büyüklüğü var, fakat burası da aynı Eğirdir Gölümüz gibi dağlarla çevrili bir göl. Berrak bir suyu var. Bir diğer farklılığı ise buranın bir krater gölü olması ve aynı zamanda da en derin noktasının 288 metrede bulunmasıdır. Eğirdir Gölü'nden farklı olan diğer bir kısmı ise buranın çok turist çeken, insanları cezbeden bir yapısının olması, tarihi dokuya sahip olunması, çevresinde birçok kilisenin bulunması, biraz önce 910 yılında yapımına başlanmış olan Aziz Mahmud Kilisesi'ni ziyaret etme imkanımız oldu. Evet. Maalesef Eğirdir Gölü'nde bu imkanları göremiyoruz. Tamamen bakımsız durumda, insanları ağırlayabilecek ne tesisleri var, otellerimiz yok, cezbedici çok fazla bir noktası da yok. Evet. Şu anda rehberimizle, benimle beraber aynı zamanda konuştuğu için bazen sesler birbirine karışmaktadır. Evet. Nasıl olduğunu söylemesem, Eğirdir Gölü'nde de buna benzer bir tekne turu yapsak aynı manzarayla karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Buraya gelirken kenarlarda, bahçelerde de Makedonya'nın en iyi elmalarının yetiştiğine şahit olduk. Aynı Eğirdir Gölü'müzde olduğu gibi. Ohrid çok şirin bir yer. Dediğim gibi Arnavutluk sınırına çok yakın. Hatta Yunanistan'a da yakın. Evet. Şansımıza hava da çok güzel bugün. Evet. Evet. Dikkatimizi çeken diğer bir husus da yeni yapı olmaması. Evlerin hepsinin de
asırlık evler olması ve çevreye, doğaya, görselliğe çok önem verildiğinin bir işareti. Evet, bu bir kendi ofisidir. 265 kişi çalışmıyor. Buradaki turistler buraya gelince bir iki tane kiliseye gelir. Ama buraya kadar bir dükkanına girmezler. Ama deniz kitabında, yani dünya çapında en fazla fotoğraf olan bir kilisedir. Ofru Makedonya yazarsanız hemen bu kilise görülecek. Ve güzel manzara ve güzel fotoğraflar da buradan çekilir. Şu anda selfie de çekiyoruz. Selfie de güzel oldu. Lutma'ya geliyoruz. Ofru içinde adam ya da Sunyosur adalar. İki tane kamera. Tabii buraların bu şekilde olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi çok fazla bizim Anadolu'muza göre yağış almasından kaynaklanmaktadır. Karşıda tarihi Ermeni kilisesini görüyoruz. Evet. Makedonya'nın sembollerinden bir tanesi. Birçok resim karesinde burayı görebiliyoruz.